sağlığın uzman çalışı olmasının biz çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki ülkede memur, devlet görevlisi, polis, kim olursa olsun, devletle bir ilgisi olan herkes bir şekilde yargı tarafından bir korunma altında aslında. Ve bundan zaten kadının yazdığı mektupta da bunu görebiliyoruz. Musa Avuhan ısrarla bana hiçbir şey olmaz demiş bu mesele hakkında. Biz bir uzman çavuşun bile bu özgüveni, bu kendine güveni nereden aldığını aslında sormak istiyoruz. Yani bunun en büyük örneği sanırım Şirin Ünal meselesi. Biliyorsunuz ki evinde bir kadın ölü bulundu ve sonrasında Şirin Ünal hala milletvekiline devam ediyor. Ve bir milletvekilinden tutun da uzman çavuşuna kadar bütün erkekler bu adaletteki bütün eşitsizlikler, kadınların yani kadın cinayetlerinin aslında politik olduğunu reddeden AKP hükümeti tarafından korunmaya devam ediliyor. Adalet sistemindeki açıklar ve bahsettiğiniz gibi erkek adalettir. Adaletin uygulanması için biz neden mücadele vermek zorunda kalıyoruz? Bence bu gerçekten sorulmalı. Neden her gün sosyal medyada başka kadınlar adına tepkiler açılmak zorunda kalıyor? Bu da bence sorgulanmalı. Bugün de burada yine bir adalet arayışı için toplandık, toplanacağız. Biliyorsunuz son zamanlarda zaten her gün başka bir olay oluyor ülke gündeminde. En son da İpek Er'in intihara sürüklenmesi, 20 gün boyunca alıkonularak intihara sürüklenmesi, cinsel saldırıda bulunduktan sonra Musa Orhan tarafından intihara sürüklenmesi üzerine ne yazık ki hayatını kaybetti arkadaşımız. Bunun için buradayız.